Türkiye'nin en verimli tarım alanlarından biri olan Çukurova'nın ortasında kurulmuş en büyük dördüncü kenti Adana, antik dönemde Kilikya bölgesinin de önemli kentleri arasındaydı. Adana ilimizin başarılı iş adamı Sayın Mehmet Karcı. Ben de öncelikle TGRT ailesine teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için, bu Adana'da böyle bir şeye bize layık gördüğünüz için. Biz 1984 yılında Darin'den Adana'ya geldik. İki kardeş olarak geldik buraya. Melek Yemez'de iş hayatına başladı. İki kardeş olarak. Ondan sonra, başladıktan sonra tabii ki bu, biz Adana'ya geldiğimizde hani bizde bir şeyle bir tabir vardır. Çuvalın ağzı geniş ama bir türlü şey yapmıyor. Çünkü çok çalışmamız icap ediyordu. Biz gece saat 2'lere 3'lere kadar, 84 yılında 2'lere 3'lere kadar bir fiil, 1995 yılına kadar. O zaman şey yoktu böyle, yani bilgisayar falan çok daha adapte değildi o zaman. Biz bunları hep kendi ellerimizle, hep gece saat mesela 4'te 3.30'da eve gidiyorduk. Gece sabah 6.30'da geri dükkanımızı açıyorduk. Bir fiil böyle 8-10 sene böyle bir koltuğun üzerinde yatıp kalkarak Adana'da bir ticari hayat şey yaptık, ima ettik. İştikal Adana'da gıda işi, hırdavat işi, ondan sonra bu şey dediğimiz yani hırdavat grubu, neyse ampuldu, kibritli şeydi, bunların yani hemen hemen Türkiye'de en büyük distribütörlüğünü yaptık biz. Ve devam ediyor. Şu anda mesela 20 bin kalem falan, şu anda eriştiğimiz nokta 20 bin kalem ürün satıyoruz. Ondan sonra 1995 yılında şeyi örnek petrol yaptık. Örnek petrolden sonra 2005 yılında Family Market. Family Market diyeceksiniz, nereden aklınıza geldi? Family Market, ben 1995 yıllarında, 94 yıllarında Singapur'da, Tayland'da, Bangkok'ta orada görmüştüm bunu. Ben orada görünce çok şeyime gitmişti. Yani çok araştırdım ben bunu. Çok, çünkü kafamda bu benim çok yer etmişti. Yer etmişken bu family nedir diye, yani hem yazılışı hem tarzı, sonra araştırırken family bir aile. Çünkü biz de bu Adana'nın, yani Adana bize bir şey verdi, yani bir ceket giydirdi, bize bir sahip çıktılar. Allah razı olsun hepsine. Adana'ya burada huzurunuza teşekkür ediyorum. Çünkü Adana bize hakikaten sahip çıktı. Çünkü çok güzel bir burada Adana'da ticaret yaptık. Şimdi family olarak Adana'da 20 bin müşteriye ulaştık. 20 bin müşteri dediğimiz bu perakende tabirindeki müşteri değil. Bizim keşenkele dediğimiz bakkal, market, ondan sonra büfeler. Biz bu müşterilere ulaştık. Biz bu Adana'nın hemen hemen 20 bin noktasında varız. Adana'nın 136 mahallesi var. 136 mahallesinin hepsinde varız. Biz Adana'nın 136 mahallesinde olduğumuz bir family, Mersin'den Antakya kadar, Antakya'daki bütün, oradaki de hemen hemen belli başlı marketlerde, yani en büyük marketlerde de varız. Tabii ulusalların dışında. Ulusal'ın dışında dediğimiz mesela diyelim İskenderun'da arkadaşımızın 5 şubesi var. Mersin'de 15 şubeli marketler var. Adana'da 15 şubeli marketler var. Ondan sonra ne bileyim Adana'nın gazalarında, Sayınbeyli'de, Tufanbeyli'de, Gozan'da, İmamoğlu'nda, Ceyhan'da bütün biz buralarda var. Yani bu bölgede Allah'a çok şükür her tarafta tanınan bir markayız biz. Family bir marka aslında. Şimdi Allah izin verirse 2012 yılında Adana'da daha farklı bir şey de yapacağız inşallah. Şu anda arsaları, yerlerini aldık.
Ondan sonra Alagöz'e şu anda mimarlar, mühendisler o konuda çalışıyorlar zaten. İnşallah Adana'da güzel bir yatırım olacak. Güzel bir şey olacak. Adana'lıya münasır, Adana'nın yani istediği tarzda bir şey yapacağız Allah izin verirse. Yani Adana'nın bütçesine, şeyine uygun bir şeyde. Ucuz ve kaliteli. Müşteri orada affedersin aldığı ürünü tam yerinde görecek. Yediği yiyeceği yerinde görecek. Meyvanın, sebzenin, etin, sütün her şeyini tam kaliteli olarak her şeyini orada kendisi görecek. Ve ona göre de tercih. Çünkü biz bütün bu ulusal marketlerden Allah izin verirse %20 aşağı fiyatlar bulduk. Şimdi Adana'da 35 sene bir ticaret yapacaksınız. Adana çok kozmopolit bir yerdir. Adana'nın dilinden iyi anlamak lazım. Adana'nın insanlarını iyi bilmek lazım. Adana çünkü çok göç olan bir ülke, bir memleket. Onun için Adana'nın hani bir şeyle bizde burada bir şeyle bir 72,5 millet var. 72,5 millete 72,5 seviyede yaklaşmak lazım. Onun için biz burada Adana'da hep bu şeyle yapıyoruz. Çok şükür bir vakamız, bir kötü bir olayımız, bir şeyimiz olmadı. Dediğim gibi 35 yıl Adana'da bir ticaret yapacaksınız. Ondan sonra adınız hiçbir şeye karışmayacak. Bu bizim için çok, bizim Özlüder grup olarak, ailesi olarak bizim için çok kıvançlı bir şey. Çok övüşlü bir şey. Hiç şu güne kadar hiçbir yüz kızartıcı bir olaya karışmadık. Bir şeye karışmadık. Burada 20 bin kalem ürün satacaksınız. Bunlar tabii ki ticari hayatta olabilir. Her şey olabilir. Çünkü burası Türkiye. Türkiye'de her şey yok. Çünkü biz her şeyi özenle, yani birebir özenle tam alacağımız merkezi, şey yapıyorum, mesela ürünü alacağımız zaman tam merkezinden alırız. Biz bu Türkiye'nin mesela ben 81 vilayetinin halbunüstü insanları, halbunüstü toptancıları, hepsi beni iyi tanır. Ben de onları çok iyi tanırım. Allah izin verirse bu hani family isminden bahsetmiştik. Allah izin verirse 2011'deyiz. Şu anda bu arsa üzerinde yapacağımız family'nin yaklaşık burası 35 bin metrekare. 35 bin metrekare bir inşaat alanımız olacak. İnşaat 35 bin metrekarede Allah izin verirse işte dediğim gibi çok güzel bir şeyler, olaylar, konseptler onlar yapacağız Allah izin verirse. Yani Adana'nın istediği tarzda bir şey olacak. Tabii ki şimdi bunu şu anda zaten mimarlarımız, mühendislerimiz bu konu üzerinde çalışıyorlar. Şimdi şeyler yani nasıl bir model yapalım? Değişik bir Adana, değişik bir model, değişik bir tarz. Allah izin verirse, değişik bir yani eğlence tarzı. Değişik bir alışveriş tarzı olacak. Değişik bir görsellik. Tabii değişik bir görsellik olacak. Yani farklı bir görsellik olacak. İnşallah biz bunu Allah izin verirse 2012'nin 6. ayında falan veya 5. ayında 6. ayında yani bu halkımızın hizmetini açmayı düşünüyoruz. Yani bir problem, bir sıkıntımız olmazsa Allah izin verirse. Ondan sonra tabii ki bu aynı konsepti tabii ki Türkiye'de yayacağız. Yani Türkiye'ye yayacağımız derken önce bu kendi çevremizden. Yani mesela Mersin'den başlayacağız. Mersin ondan sonra. Şu anda zaten Mersin'de arsalara, şeylere bakıyoruz. Yani konseptlere bakıyoruz. Bu arada uğraşan, yapan arkadaşlarımız var. Tabii ki. Ondan sonra İskenderun. Tabii İskenderun'a yaparken İskenderun, Antakya bizim için çok önemli bir bölge. Çünkü niye buradan bu Orta Doğu bizim için çok farklı bir yer. Şu anda böyle bir konsepte, böyle bir ürün yelpazesine, böyle bir şeye. Çünkü şeyin de Orta Doğu'nun ve İskenderun, Antakya'nın da böyle bir ihtiyacı olacağını biz biliyoruz. Öz Şirketler Grubu sahibi Sayın Karcan'ın iş dünyasındaki başarıları herkesçe bilinmektedir. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır inancıyla çalışmalarını sürdüren Sayın Mehmet Karcı, önce şirketinin başarılarıyla faydalı olmak, daha sonrasında da AK Parti milletvekili aday adaylığına talip olarak ülkesine hizmet etmenin de heyecanını duymaktadır.
Biz ben 2002'den beri tabii ki bu şeyde AK Parti'nin içindeyim. 2002'den beri aktif bir siyaset yapıyorum. 2004-2009 aralığında ben Seyhan'dan belediye meclis üyeliği yaptım. Çok güzel bir dönem geçirdik. Çok güzel bir ne bileyim bir uygunsuz, şeysiz, tertemiz bir dosya, tertemiz bir çalışma yaptık. Ama 2009'da şey yaparken 2009 seçimlerinde, belediye seçimlerinde tekrar aday olmak için bir şey görmedim. Çünkü görmediğim için belki Allah böyle bir şu anda da milletvekili aday olduk. Milletvekili böyle bir şey nasip olacakmış, onu tabii ki bilemezsin. Bu da Allah'ın bir takdiri ilahisidir. Buradaki darendeleri olarak Adanalılar ondan sonra madem bir de bana böyle çok siyasi şeyin içindesin, aktifsin de yani gidemeyeceksin, giremeyeceksin Adana'da kapı, pencere, delik yok. Ben istediğim yere girerim. Her tarafta, her mahallede benim, her mahallede halvur üstü, o mahalle yöneticileri, mahallede sözü sayı, şeyi, sözü geçen insanlar, hepsi benim dostlarım. Biz her mahalleye gireriz, her sokağa gireriz. Hiç kimse bize şuraya giremesin, buraya giremesin, şeyde bir şey yok. Biz her tarafa elimizi kolumuzu sallayarak gireceğimizi bildiğim için, Adana'nın eksiklerini bildiğim için, Adana'da yapacak işleri çok olduğunu bildiğim için, Allah izin verirse böyle bir şeye de talip olduk. Bu da Cenab-ı Allah'ın tabii takdiridir. Olur veya olmaz onu da bilemiyorum ama tabii ki bu da olursa Adana'ya bundan sonra bizim çocuklar üniversiteyi bitirdiler. Şimdi çocuklar yetiştiği yerde kardeşimin 3 tane oğlu var. Benim bir oğlum var, 2 kızım, 3 kızım var. Bunlar hepsi büyüdüğüne göre hepsi üniversiteyi bitirdi. Biz bunları bu şekilde yetiştirdik. Yani kendimizi bu arada ticaret yaparken bir yanda da Adana'ya nasıl hizmet ederiz diye çocukları aşağıdan yetiştirdik.